Siyahi çocuk kendi halindeydi yine o sıralar. Uzaklardan biri görünür gibi oldu. Zırhlara bürünmüş koca kılıçlı biri "Adalet istiyorum!" diye haykırdı. Korku içinde yaylım ateşe açan siyahi çocuk düşmanı püskürtmek üzereydi. Kaçma sırası bu sefer ondaydı. Fakat peşindeki amansız takipçi o koca devi orada yere serdi. Berin'in Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer kesin olarak Lucian oynayacağız. En son videoda hatırladığınız üzere Fizz oynamıştık. Yanlışlıkla Aram seçmişim. O yüzden Aram oynamıştık. Bu sefer Lucian'ı kesin olarak seçmeyi planlıyorum. Eğer benden önce alan olmazsa da Lucian oynayacağız. Bu arada bu ne, hiçbir fikrim yok. Anahtar lazım galiba bunun için de. Neyse. Bakalım. Dediğim gibi eğer Lucian'ı seçmezlerse ben alacağım. Ve bu sefer ADC Lucian oynamış olacağız. Bu mid olabilir, top olabilir, jungle olabilir, fark etmez. Bu sefer Lucian oynamayı kafaya taktım. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle bir karşılaşmayı bulsun. Aynen, onu da buldu. Bakalım nasıl bir kompozisyonumuz olacak takım olarak. Lucian burada. Birisi Mastery'i seçti, öbürü Garen seçti. Bir tankımız, iki AD'miz var. Biri de Yasuo geldi. Hiç hoş değil. Yasuo istemiyorum benim takımda ya. Benim takımda olup da taşıyan çok 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 nadir Yasuo gördüm ben. 5 AD. Gerçi Garen'in ultisi falan up vuruyor. Gerçek hasar vuruyor galiba ama. Neyse, ne yapalım. Çok da yapacak bir şey yok. Karşı takımda bir seçsin. Karşı takımda bir seçsin bakalım. Görelim kimin oyunu daha şey olacak. Bizim takımda late'i Yasuo'nun güçlü. İyi vuruyor yani ama hani tabi oynaması zor. Bir de Mastery'i fazla vuran hero'lardan. Onun dışında Garen yüzdeli vurduğu için çok bir şey diyemem ama Aatrox ve benim damage'im biraz late'de düşüyor. O yüzden böyle biraz daha mid game odaklı bir oyun bir mid game odaklı bir takımımız var. Late'de biraz sıkıntı olabilir. Umarım karşı takım da buna karşı tanklı çıkmamıştır. Şans eseri. Çünkü çok fazla AD'yiz. Eğer böyle Urgot'tur, Sion'dur, şudur budur falan alınırsa bayağı sıkıntı çıkartabilir bize. Bakalım karşı takımda neler var. Çok da beklemeyiz umarım. Karşı takımda da 4-3 AD varmış ama Garen jungle. Bayağı zorlanabilir aslında Garen jungle. Supları yok. Acaba supa kim gelir? Eğer Cho'Gath gelirse biraz sıkıntı. Ben Cho'Gath'ı sevmiyorum. Sıkıntı dediğim yani en azından stun'ı çok fazla mesafeden atabiliyor. Silence'ı falan var. Ve hani saçma bir de ulti hasar var. O yüzden ben sapa istemem onu. Caitlyn ve ben early'de çok güçlü iki şampiyonuz. Eğer Yasuo gelirse sapa belki güzel olabilir. Bizim açımızdan güzel olabilir. Tabi aynı şekilde bizim de supa kim geleceği ile alakalı bir sıkıntı. Garen gelebilir. Garen istemem açıkçası. Aatrox, bir ihtimal Aatrox olabilir. Aatrox aslında burada seçenek olarak en iyisi diyebilirim ben. Çünkü Yasuo'nun öyle bir kitle kontrolü yok. Sadece Q'su var ama onu da charge'laması lazım. İki kere vurması lazım. Garen'in ne slow'u var ne şeyi var. Bir küçük bir silence'ı var. O yüzden en iyisi Aatrox olur benim açımdan. Ama muhtemelen top lane'e gidecektir. Kimi bekliyoruz? Yasuo'yu bekliyoruz. Yasuo'yu da daha bekleyeceğiz gibi. Öyle rünlere bakıyorum. Öyle farklı bir şey yapan var mı diye. Garen hızlı koşturma gankleri güzel atabilme açısından şey almış. Neydi o? Hırçın mıydı? Hırtlak mıydı öyle? Garip garip bir şeydi. Garip bir şey değildi de. Ben hatırlamıyorum ismini. Karşı tarafın late mi bizim late'imiz mi deseniz ADC açısından onların late'i biraz daha iyi.
Talon biraz sıkıntı yaratabilir. Ama Talon içeri girip kolay kolay çıkamayan bir hero. Tabii eğer şeyde değilsek, zıplamasal bir yerde değilsek. Ama sanki bizim takım bir tık daha önde hani late'te. 5 AD olmamız biraz sıkıntı. Eğer burada tank kasacak gibi görünüyor Cho'Gath. Eğer tank kasarsa late'te o biraz şey yapabilir. O Garen var gerçi. Garen'i unuttuk. İki tane tank bayağı sıkıntı. Bakalım ya, göreceğiz. Eğer bizim lane'ler ezilmezse, çünkü ben iki oynadım. Son iki oyunda da mid lane 0-8 falan oynadı. Birinde Vlad 8-1 gitti. Öbüründe de Viktor top lane'di gerçi galiba. O da 8-1 falandı yani dakika 20'de. O yüzden biraz korkutucu. Yasuo inşallah bugün tost makinesini iyileştirirse gireceğiz. Bu oyunu Lucian çektikten sonra bir sonraki Draven olabilir. Draven'ın şöyle bir şey var. Oynarken ya deli gibi eziyorsunuz ya da deli gibi eziliyorsunuz. Yani ben oynadım da öyle. Çünkü yer lane'de çok fazla vurup itebiliyorsunuz. Adam o kadar damage'i beklemediği için çok insanlar Draven'a karşı oynamayı bilmediği için deli gibi damage yiyorlar ve ölüyorlar birden beklemedik şekilde. Ya da bir şekilde sizin supunuz kötü oluyor, siz kötü pozisyon alıyorsunuz, şöyle böyle oluyor, deli gibi eziliyorsunuz ve artık hani baltalı hasarınız bile adamın normal hasarıyla aynı vurduğu için yalan oluyorsunuz. O yüzden benim oyunlarım hep öyle. Yani hiç böyle 0-0 dakika 20'ye kadar giden, 25'e kadar giden Draven'ım olmadı. Ya işte böyle 3-1, 4-1, 5-0 ya da 0-3, 1-4, 1-6 falan. Haydi Yasuo, haydi Yasuo. Elektrik verli bir Yasuo da tuhaf. Kasılıyor mu bilmiyorum elektrik ver ama bana tuhaf geldi. Bakalım kim gelecek? Supa. Açıkçası bana soracak olursanız kimsenin gelmesini tercih ederim. Eğer gelen kişi minyonlarımı çalacaksa. Garen tapa koşturuyor. Bu durumda Aatrox kaldı bana. Şu anda en iyi seçenek o. Aynen o geliyor ama o da minyon çalacak muhtemelen. Karşıya şöyle bir şey olacağını düşünüyorum ben. Yine de göreceğiz. Bir baskın yer miyiz? Akıldaki sorular bunlar. Keşke bu adam gelse de yardım etse. Muhtemelen aklımdaki şey bazı adamların şöyle oluyor. Aatrox en azından geldi bu sefer de. Yani ben gideyim minyonları bizim ADC yardım ediyor şeye. Jungle'a o gelmeden keseyim de level 2 olayım. Hani oldun da ne oldu? Hani 2 oldun ne oldu? Hani beraber iki yol olalım hızlı hızlı. Gidelim milleti keselim. Cho'Gath topa gitti. O burada demek ki Yasuo sap var. Yani aslında biraz iyi. Yasuo'nun hangi itemlerle başladı da çok önemli tabii. İkisini ben aldım. Birini o aldı. Ördeki minyon kaçırmadığım sürece o kadar kötü değil ama kaçıracağız muhtemelen. Ben biraz itmek istiyorum. Early'de kule altına kalınca minyonlar bayağı sıkıntı oluyor. Damage yetmediği için insanın. Allah Allah Q. Beceremedim orada Q'yu. Aynen. Şu an AFK'ları var galiba. Yasuo yok. Minyon'da biz öndeyiz. Biz 11'iz, o 6. O da gitti. Neyse en azından o aldı. Bu
kadar ölmeyeydiydi. Bizim herhalde ya düştüğü için öldü ya da öldüğü için AFK kaldı. İyi, onu da aldım. Aynen, sanırım düşmüş. Empot'u kullandım. Aatrox'un gitmesi buradaki baskıyı düşürecektir benim adıma. Bir ve bir de adam range'inden dolayı çok şanslı. Derken bir de E yedim orada. Yani o oyundaki sanıyorum range'i en düşük, en yüksek ADC. Benimki de en düşük olabilir. Sıkıntı yani bu. Şimdi geri geliyor. Biraz yemleyebilirsem. Güzel. Orada fena oynamadı. Ama artık çıkması lazım. Lanet olsun. Yazık ya. Allah Allah. Yazık harbiden, yazık yazık. Sen 25 tane minyonun arasında girersen orada. Çok kötü. Of of. Adama iki tane kill verdik. 1 ve 2 yapıyor şu anda. Bari ejderi alabilsek. Caitlyn de yok burada. Ben de vurabildiğim kadar vuruyorum, her ne kadar damage'im düşük olsa da. Yani minyon döndüğüm ama o adamın aldığı iki kill ayrı bir olay. Stun atamadığı müddetçe Aatrox'un da çok bir önemi yok yani bu lane'de. Orada bir... Bilmiyorum. Öldü yine Keko. Şu an 4-1 öndeler ve 4 kişiler yani oyunda. Okay.
Bugün vuracağım inşallah. Bizim Yasuo yine fidle. Dediğim gibi karşı takımı Yasuo gelince 75-0 oynar. Adam oynamaz, yine takıma yararı olur. Belki gelse agresifliğinden dolayı lane'i kaybettirecekti Caitlyn'i. Ama bizdeki Yasuo her zaman 0-2. Her zaman 0-7. Neyse, ne yapalım? Bir şekilde kazanırız herhalde. Yani 4 kişiye de oyun kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Kaybetmediğim, yani kaybettiğim çok oyun oldu 4 kişiye karşı ama, ya da kazandığım da oyun oldu aynı şekilde. İkiye bir kaybedecekler bu sefer herhalde. Garen vs. Garen. Hangi Garen kesecek acaba? Karşıdaki Garen'in kırmızısı var ve ultisi var mutlaka, öyle koştuğuna göre ki kesti. Bizim Aatrox hala 5 level. Gereksiz oyununa devam ediyor. Hey, madem herkes top almış, gidemeyeceksin. Ya sap al, ya başka bir şey al. Bir de öldü orada gerizekalı. En azından ben şu anda haddimi bilerek oynuyorum. Hani şeyi kesemeyeceğimi bildiğim için Caitlyn'i. Şu an elimdeki bu itemlarla. Ben her ne kadar mesafe kapatabilen bir hero olsam da, yani o da öyle bir adam. Mesafe açabilen bir adam. Sıçramasını kullandığı için şey yaptım ama çok da manam yok. Ultisi var onun. Ona dikkat etmek gerekiyor. Öldü. Yani daha hala ultisi var. İyi, güzel. İyi, mavim de oldu. Burada bu biraz işi değiştirebilir şu anda. Benim 2900 param var. Bayağı iyi. İtmeye devam edeceğim adama. 16 saniyede şey var. Çok minyon aldırmak istemiyorum. Eğer base attıysa ben de base atacağım.
3-200 param var. Ben baya baya iyiyim şu anda. 3 tane kill vermemiş olsaydık. Bu adam 3 kere ölmemiş olsaydı bütün dünyaya. Belki biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi ben ninja tabiye doğru gideceğim. Bari bir tane ejderimiz oldu. Hızımıza hız katmış olacak. Bu ejder. Aa, bu hız değil miydi? Hız mıydı bu? Hatırlamıyorum hiç. Aynen, bu can sanırım ya. Benim mavi hala var. Şimdi mahvolmuş kralın Samazingos'u olduğu için şimdi bir ulti daha yiyecek bu. Karşıda jungle damage çok yüksek Karen'ın. Benim can çekmem var. Onun anlık hasarı yüksek şu anda ilk vuruştan dolayı. Avantaj benim adım açıkçası. Oraya çok da flash alırlar ya, aldılar herhalde. Oha, 10 canlık adama şey attı. Bir daha gelirse bu sefer avantaj bende. En az bir 10 saniyesi daha vardır. Onun E atmayı. Allah Allah. Haydi Aatrox. Haydi Aatrox. Aatrox. Sanıyorum full canla geldi ama. Ama ona rağmen ölecekti. İlk kuleyi çoktan almışız. Hatta ikinci kuleyi de biz almışız. Yasuo nihayet geldi. Aa, Yasuo nihayet gelmiş. Yasuo 0-4 gidiyormuş. Güzel. (gülüyor) 16 dakikada şeyi kullanmadım ben. Işından. Öncelikle ayakkabıyı bitireceğim. Bizim takımda damage var şimdilik. Pardon, tekrar. Şimdi bizde damage kimde var? Aatrox bir şekilde 3 kill almış. Nasıl becerdi hiçbir fikrim yok. Ulti at. Ultisi yokmuş. Güzel güzel güzel. Orada bende kill kalmadı ama bir tane almışım. Ölme. Yani şu an ben çok damage yemiyorum zaten Kettin'den çünkü
Sadece ilk damage'ı çok vuruyor onu. Yetmedi benim de damage. Talon geliyor. Talon beni çok rahat keser ama gelmiyor şu anda. Benim için geri dönme vakti. 40 saniye sonra ejder gelecek. Biraz daha itebilir miydim acaba? Tamam herhalde ya. Bir tane daha alayım. Haydi gidelim. Ben mid'e doğru gidiyorum. Oradan bir ejder alabiliriz belki. Hız ejderi galiba ya bu. Hiç de hatırlamıyorum. Bana verirse iyi olur onu. Sebep? Bunu da alırsak en azından bir kule, belki iki kule olmuş olabilir. Buradan da mid'e gidebiliriz. Hadi ben mid'e gidiyorum. Ha, adam öldü. İki Yasuo'da feedlemeye devam ediyor. Yani bu seviyede, bu seviyenin gümüş gold arası bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Gümüştür muhtemelen. Çok zor yani. E'mi öyle çok atmak istemedim açıkçası ama. Şimdi atabilirim. Çünkü talondan falan korkuyorum böyle birden çıkamazsam diye. Haydi gidelim, buradan açabiliriz. Bir kafa daha buraya attırırsak. Bir kafa daha attırabilirsek. Güzel. Güzel. Çık oradan kanki. Şimdi bir de ejder alalım buradan. Tamam, güzel. Ay. Ben mi alacağım bunu tek? Keşke biri bana yardım etse. Yani zaten Yasuo oynamıyordu. Reportlarız oyun sonra. 4v4 zaten oyun. Şöyle mi yapsam? Yani en mantıklısı böyle. Ben top lane'e doğru gidiyorum. Düşüyor galiba. Bu adam zaten ilkte de böyle düşerek ölmüştü galiba da. Bakın Aatrox nasıl oynayacak. Oyunun başından beri rezalet olan Aatrox. Yani Garen 6-3 ama sırf AD Garen çok şey etkili değil ya. Yani tank kasınca zaten o kadar vuruyorsun. Sadece anlık hasarınız o kadar yüksek değil.
Ama yine de o kadar vuruyorsunuz yani. Zamanlı olsa da. Karen burada. Yani çok dediğim gibi hani böyle şu Zamazingos'uyla beraber denedi bir de bunu. Çok da kötü oynadı. Tüm minyonlar ölsün diye vurmuyorum da. Midde kill var. Tamam, garanti olsun istiyorum. Hiç uğraşmak istemiyorum. Çok da manam yok ya. Karen yine geldi. Bir maviye koşasım var. Maviye de koşacağım. Aynen. Hazır Master Yi de burada değilken o maviyi alacağım ben. Bir de Q atayım buraya. Güzel. Master Yi yalan ediyor. Yani ilk item bunu kasmak ne kadar mantıklı. Ne kadar mantıklı değil, hiç mantıklı değil yani. Bir tane daha şunu aldım. Işından atacağım. Şurayı açmak istiyorum. Garen'e yardım etsem mi? Bilmiyorum. Garen'e girerlerse gideceğim bu sefer. Biraz pasif oldum. Çok fazla ittirmeye çalıştım. Orada Caitlyn de çok kötü oynamadı. İyi, güzel. İyi, o da bende kaldı. İyi, bir tur açılmış. Neyse, bir şekilde kazandık. İlk başta çok kötü oynadık orada. 1 ve 2 kill falan verdik ama ondan sonra en azından ölmedim ben. 7-1'e getirebildim oyunu. İyi oynamadım bu oyun ama yani çok da kötü değildi. Bizim takım da bayağı iyiydi. Garen ve Master Yi özellikle. Garen'e vereceğim ben. Master Yi'yi pek sevmiyorum. Şu görevleri geçelim mi? Benden fazla vuran kesin olmuştur. Çünkü ben biraz da ittirmeye yönelik oynadım. S almışım ama. 14-4 oynamış zaten adam. Aynen. En fazla vuran ikinci bizim takımda. İkinciyim. Oyunda da üçüncüyüm. İki Yasuo'da rezalet ötesi oynamış ama. Aatrox da ayrı bir kötü. Neyse. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Lucian oyununu da böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki oyunda muhtemelen Draven olur. Kesin değil. Belki bugün oynamam, belki yarın oynarım. Ne zaman liste değişiyor, haftalık hero'lar bilmiyorum. O yüzden muhtemelen diyorum Draven olur. Ama başka bir şey de olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.